Hayırlı cumalar kıymetli ETV izleyenleri. Edirne İl Müftülüğü tarafından hazırlanan ETV ekranlarından canlı olarak yayınlanmakta olan Bir Gönül Sohbetleri programında yine sizlerle birlikteyiz. Her hafta değişik konu ve konuklarla sizlerin huzurlarınıza gelmeye çalışıyoruz. Bu hafta çok değerli bir konuğum var. Çiçeği burnunda Edirne İl Vaizimiz Sayın Celalettin Alkan hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, öncelikle Edirne'mize, sonrasında da Gönül Sohbetleri programına hoş geldiniz diyelim. Nasılsınız? Hamdolsun, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağlığınıza duacıyız. Teşekkür ediyorum değerli hocam. Evet, kıymetli ETV izleyenleri, dediğimiz gibi her hafta değişik konu ve konuklarla huzurlarınıza geliyoruz. Bu hafta konuşacağımız konu yine önemli bir konu. Sağlık konusundan bahsetmeye çalışacağız. Hocamızın penceresinden İslam'ın sağlığa bakışını incelemeye, irdelemeye çalışacağız. Malumunuz birkaç sene önce pandemi denen bir illetle yüz yüze geldik ve aslında sağlığın ne kadar önemli olduğunu, onun öncesinde hocamız belki değinecek, temizliğin bizim için ne kadar önemli olduğunu anlama noktasına geldik. Değerli hocam, tekrar hoş geldiniz diyelim ve sağlık diyoruz, çokça duyduğumuz bir kavram. İşte birbirimize dua ederken de işte Allah sağlık sıhhat versin diyoruz. Dualarımıza da girmiş olan bir kavram. Sağlık bizim için neden önemlidir, niçin önemlidir değerli hocam? Hocam öncelikle teşekkür ederim ve hem sizlere hem de bütün Edirne TV izleyenlerine hayırlı cumalar dilerim. Eyvallah. Kıymetli hocam, bizim dünyadaki amacımız iki cihan saadetini yakalamaktır. Biz denge insanıyız, Müslüman olarak. Hem dünyamızı hem ahiretimizi kazanmaya çalışırız. Zira tüm güzelliğine rağmen bu ömür bir gün bitecektir. Şair ne güzel söylemiş, her nedenli çok yaşarsa bir kişi, akıbet ölmektir onun işi. Bu bir gün bizim de başımıza gelecektir. İşte bu sebeple maharet, doğum ile ölüm arasında salih ameller, güzel işler yapabilmektir. Yoksa elimiz boş, gönlümüz boş, sırtımız günah yüküyle bükülmüş bir vaziyette Yüce Rabbimizin huzuruna varırız. Bu sebeple büyüklerimiz, kıl salih amel, defteri amalin boş kalmasın, yevmül kıyamette sonun acı bir ah olmasın derler. Bundan dolayı kıymetli hocam, bir Müslüman, bir insan eyvah demeden Allah demelidir. Eyvah demeden hakkın yolunu bulmalıdır. İş işten geçmeden, ömür bitmeden, süremiz tükenmeden bunu yapmalıdır. Bu da neyle olur? Sağlıkla olur. Her şeyin başı, ne demiş atalarımız? Sağlıktır. Bu sebeple az önce siz çok güzel bir yere değindiniz. Biz birbirimize dua ederken Allah sana sağlık afiyet versin deriz. Bunu biz aslında Efendimiz'den öğrenmişizdir. Bizim milletimiz necip bir millettir, arif bir millettir. Hazreti Peygamber'in hadisi şerifleridir bunlar, dualarıdır bunlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sabah her gün Allahümme inni es'elükel affe vel afiye fi dini ve dünyaya diye dua ederlermiş. Allah'ım senden dünyam içinde, ahiretim içinde, dinim içinde, ahiretim içinde hem sağlık hem afiyet isterim diye dua ederlermiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü kıymetli hocam, hak vereceksiniz ki ikisi de sağlıklı oluyor. Yani ben dünyamı kazanacağım derseniz çalışmanız gerekiyor. Bu neyle olacak? Sağlıklı olacak, güç kuvvetli olacak, sıhhat afiyetle olacak. İbadet edeyim derseniz, Hakk'ın rızasını kazanayım derseniz, ne yapmanız gerekiyor? Namaz kılmanız, oruç tutmanız, hacca gitmeniz. Bunların da hepsi bedenen, sağlıklı olan insanlar tarafından yapılabiliyor. Bu sebeple sağlık bizler için, hem dünyamız için, hem ahiretimiz için oldukça önemlidir. Kulluk yapabilmemiz noktasında oldukça önemlidir. Sırat köprüsünün bileti kulluktur hocam. Yani elimizde kulluk bileti olmadan o köprüden geçemiyoruz. Bu imtihanı bitiremiyoruz. Dolayısıyla bir Müslüman sağlığına, sıhhatine, afiyetine mümkün mertebe dikkat etmelidir, korumalıdır. Evet, şimdi geçen haftalarda yapmış olduğumuz bir programda yine dile getirmiştim. Hem dünyalık işlerimizi yaparken hem de uhrevi işlerimizi yaparken sağlığın, sıhhatin bizim için ne kadar önemli olduğuna dem vurmuştuk da
Tabi bedenen yapılan ibadetler var. Hac bunlardan bir tanesi. Hem bedenen hem mali olarak yapılan ibadet ama bedeni bir güç isteyen bir ibadet. Şimdi hacca giden gelen kardeşlerimize, umreye giden gelen mümin kardeşlerimize, mümine kardeşlerimize sorduğumuz zaman oraya genç ve sağlıklı, sıhhatliyken gidip gelmek gerekiyor diyor. Evet. Şimdi Hazreti Peygamber'in de bu minvalde bir hadisi şerifi var. Diyor ki iki nimet vardır ki insanların çoğu bunları hatalı söylüyorsam düzeltin lütfen. Bunlardan bir tanesi sağlık ve bir tanesi de boş vakit miydi? Öyle olması lazım. Keşke dememek için, eyvah dememek için Allah demek lazım. Ve gücümüzü, kuvvetimizi yerinde tutabilmek için de bir mümin için, kul için yapılması gerekenler bunlardır. Sağlığımızı korumak noktasında. Evet, sağlığımızı korumamız gerekiyor. Peki bize bu konuda düşen görev nedir değerli hocam? Sağlığımızı koruma noktasında. Şimdi kıymetli hocam, öncelikle sağlığımızın tabii ki kıymetini bilmemiz lazım. Evet. Sağlık nimeti en büyük nimettir bizim için. Az önce ifade ettiğimiz gibi kulluk için sağlık lazım, dünya için sağlık lazım. Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri ne güzel söylerler. Halk için de muteber bir nesne yok, devlet gibi. Olmaya cihanda devlet, bir nefes sıhhat gibi. Yani halkın arasında, insanlar arasında devlet gibi kıymeti bilinmesi gereken bir nimet yoktur. En büyük nimet odur. Çünkü başınızda bir devlet olmadığı zaman ne olur hocam? Herkes devlet olur. Herkes kendi hukukunu koyar. Güçlü olan güçsüz olanı ezer. Bu sebeple başımızda bir devlet olması lazımdır. Hazreti Peygamber de bu hususta üç kişi dahi bir yola yolculuğa çıkacak olsanız bile bir tane başkan seçin aranızdan demiştir. Sevk ve idareyi sağlayacak. Başımızda birinin olmasını sürekli bize öğütlemiştir. Bu çok önemlidir. Halk içinde muteber bir nesne yok, devlet gibi olmaya cihanda devlet, bir nefes sıhhat gibi. Ama diyor Kanuni Sultan Süleyman, bu cihanda da bir nefes, rahat bir nefes alabilmek gibi de büyük bir devlet yoktur. Şimdi az önce bahsettiniz hocam, salgın sürecinde bunu yaşadık. Maalesef insanlarımız salgın döneminde vefat ettiler. Allahu Teala kendilerine rahmet eylesin. Hepsi Hazreti Peygamber'in hadis-i şerifi üzere şehittir. Şehadetlerini kabul eylesin. Ne oldu o insanlarımız? Nefessizlikten, nefes alamamaktan dolayı vefat ettiler. İşte rahat nefes alıp verebilmenin kıymeti burada ortaya çıkıyor. Biz aslında hepimiz anladık. Siz de az önce söylediniz değerli hocam. Nimetani mağbunun fihima kesirun minen nas es-sıhhatu vel ferah. İki nimet vardır. İnsanlar bu iki nimetin kıymetini bilmek noktasında aldanmışlardır. Bunlardan bir tanesi sağlık, bir tanesi de boş vakittir. Boş vakti değerlendirmek lazım. Ömür çok kıymetli. Yani yaşadığımız sürece kulluğumuzu yapabilmek için fırsattır. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bizlere Mesnevisinde çok güzel bir hikaye anlatır hocam. Der ki vaktiyle Bağdat'ta, Irak'ta yaşayan bir adam vardı. Bu adam geçimini dağlardan buz çıkararak getirip Bağdat'ta satarak sağlardı. Bağdat sıcak bir yerdi. Hemen buzları alınıyordu bu adamın. Sabahın erken saatlerinde buzlarını getirir satardı. Fakat Bağdat'ta bir ara bir dar boğaz oldu, ekonomik kriz oldu. Bu adam o gün yine buzlarını getirdi. Satamadı. Bu defa bağırmaya başladı. Ey insanlar, sermayesi eriyen, tükenen bu adama yardım edin. Ey insanlar, yok mu sermayesi eriyen bu adamdan alışveriş yapan diye bağırmaya, feryat etmeye başlayınca Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, Bağdat'ın önemli din alimlerinden, Allah dostlarından bir tanesidir. Oradan geçiyormuş öğrencileriyle. O adamın haline bakmış. Başını iki elinin arasına almış, oturmuş. Öğrencileri sormuşlar, Hazret ne oldu demişler. Bir şey mi oldu? O da demiş ki, baksanıza şu adama, buzları eridiği için, sermayesi tükendiği için böyle feryat figan koparıyor da bizim an be an ömürlerimiz tükeniyor. Biz hiç feryat figan koparmıyoruz, hiç buna üzülmüyoruz. Bunun derdinde değiliz demiş. Dolayısıyla değerli hocam, ömrümüz tükeniyor. Efendimizin kıymetini bilmemizi öğütlediği şeylerden bir tanesi ömür nimeti, zaman nimeti, boş vakit nimeti. İkincisi de sağlık. Sağlık bugün elimizde var, yarın olmayabilir. Devamul hal minel muhal demişler. Yani bir halin sürekli devam etmesi muhaldir, imkansızdır. Bu genel bir kaidedir. Mesela bir insan sürekli zengin olamaz. Ömrü boyunca zengin yaşayamaz. Çoğu insan bir zengin olur, bir fakir olur, bir darlık yaşar, bir bolluk yaşar. Bir insan sürekli hasta olmaz genel olarak. Bir hasta olur, bir şifa bulur. Hastalık da sağlık da böyledir. Elimizden geçer gider. Bu sebeple
sağlığımızı korumak için öncelikle kıymetli hocam, kıymetini bilmemiz lazım. Allah-u Teala'nın bize ne gibi bir nimet verdiğini farkında olmamız lazım. Ve sizin de söylediğiniz gibi temizliğimize dikkat etmekse temizliğimize dikkat etmek. Gerekli olan neyse doktorlarımızın, uzmanlarımızın bizlere tavsiyelerine göre yaşamamız lazım. Evet. Beslenme noktasında, temizlenme noktasında. Evet hocam. Evet değerli hocam, bununla alakalı sağlığımızı nasıl koruyacağımızla alakalı söylemek istediğiniz var mıdır? Neler yapmalıyız yine? Ve tüm bunlara rağmen hastalık ve sıkıntılar oluyorsa böyle durumlarda tavrımız ne olmalıdır? Çünkü biz insanoğlu olarak çok ofluyoruz, pufluyoruz. Yani başımıza bir hal geldiği zaman işte eyvah diyoruz. Bununla alakalı neler söylemek istersiniz? Şimdi kıymetli hocam, dilerseniz öncelikle sağlığımızı nasıl korumamız gerekiyor? Bunu dini referanslarıyla alakalı. Buyurun. Bunları anlattıktan sonra bahsettiğiniz soruyu cevaplayayım ben size. Tabii ki, buyurun. Şimdi değerli hocam, hadiste olduğu söylenen bir sözde şöyle bizlere tavsiye verilir. Sağlığını korumak istiyorsan, kul kalilen, kül kalilen, nem kalilen, ve la tekün alilen. Yani hasta olmak istemiyorsan diyor, bir, az konuş. İki, az ye. Üç, az uyu. Şimdi bunları yavaş yavaş teker teker açalım. Buyurun Sayın Hocam. Birincisi az konuşmak. Bilirsiniz, büyüklerimiz de söylerler. Az önce de ifade ettiğimiz gibi bizim atalarımız arif insanlardır. Çok konuşan insan çok hata yapar. Bu sebeple büyüklerimiz çok konuşmaktan bizi nehyetmişler. Ne demişler? Çok söz yalansız, evet. Çok mal haramsız olmaz. Sizde evliyalık var galiba hocam. Şimdi söyleyecektim onu. Buyurun Sayın Hocam. Eyvallah. Evet, çok söz yalansız, çok mal haramsız olmaz. Evet. Dolayısıyla çok konuşursan muhakkak bir yerde hata yaparsın. Çok evet. Konuşursan muhakkak bir yerde ya yalan söylersin, ya abartırsın, ya iftira atarsın. Bu gibi günahlara bulaşma tehlikesiyle karşıya kalırsın. Eyvallah. Bununla beraber konuşurken kıymetli hocam, eğer onun demini tutturamazsan, dikkatli konuşmazsan Allah muhafaza, kelleni bile kaybedebilirsin. Ağzından çıkanı kulağın duysun derler. Tabii, Yunus Emre Hazretleri ne güzel söylüyor. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Şimdi tam ben de bu söz yapacağım. Söz ola ahulu aşı, bal ile yağ edebilirsin. Evet. Kişi bile söz demini demeye sözün kemini, şu dünya cehennemini yedi uçmak edebilirsin. Çok güzel nasihatlerdir, çok eyvallah, güzel tavsiyelerdir. Allah razı olsun. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Yani bir adam öyle bir söz söyler, bir savaşı bitirebilir. Eyvallah. Ama öyle bir söz söyler, hiç yersizdir, alakasızdır, başını kestirebilir. Ve yine öyle bir söz söyler, acı bir yemeği, olmamış bir yemeği tatlı bir hale çevirir. Ne kadar güzel olmuş der. Yapanın gönlünü alır. Ya. Ve kişi bile söz demini demeyin sözün kemiğini. İnsan konuşacağı zaman sözün demini bilsin, vaktini zamanını bilsin. Sözün kötüsünü söylemesin, güzel konuşsun. Şu dünya cehennemini, dünya Müslüman için cehennemdir adeta, cennete nispeten. Yedi uçmak ede bir söz, sanki yedi tane cennete çevirir. Güzel bir söz. Sen eyvallah. Güzel konuştuğun zaman bu dünya cehennemi bizim için cennet olur. Bu yüzden kıymetli hocam, kelleyi sağlam tutabilmek için, kendimizi selamette tutabilmek için, büyüklerimiz ne güzel söylemişler, selametül insan fi hıfsil lisan. Yani insanın selameti şu dilini koruyabilmesindedir. Dilini korursan selamette olursun. Demek ki şimdi burada ne anlıyoruz? Sağlığımızı korumak için bir az konuşacağız. Öz konuşacağız, güzel konuşacağız, vaktinde zamanında konuşacağız. Yalandan, haramdan, gıybetten, iftiradan uzak duracağız. Bunlardan dilimizi muhafaza edeceğiz. Bu da sağlıkla alakalı bir durumdur. Az konuş. Kul kalilen, kül kalilen. Az ye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir insan midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır diyor. Evet. Az yesin diyor. Eğer ki çok yemek isterse diyor Hazreti Peygamber, midesinin bir kısmını yemeye, bir kısmını suya, bir kısmını da nefes için, nefes alabilmek için ayırsın buyuruyor Hazreti Peygamber. Şimdi bakıyorsunuz adam yiyor, yemeği çok seviyor. Doyuyor aslında, karnı şişiyor, midede kalacak, girecek yer yok artık. Bu defa ne yapıyor? Kemerini çözüyor, gevşetiyor, bir daha oturuyor.
Bu gibi davranışlar yanlıştır hocam. İslam'da yoktur. Evet, yani tabii dinimizin tasvip etmediği şeyler. Midemiz rahat olması lazım. Hastalıkların çoğu doktorlarımıza da uzmanlarımıza da sorduğumuz zaman mideden kaynaklanıyor. Ne evet. yiyorsak ondan kaynaklanıyor. Hani büyüklerimiz ne güzel söylerler. Az yiyen, az uyuyan olur melek. Çok yiyen, çok uyuyan olur helak. Neden böyle oluyor hocam? Çok yerse bir insan kilo alır. Kilo alırsa tembelleşir. Bütün hastalıkların anasıdır. Hastalıkların yuvası olur. Hastalıklardan kurtulamaz. Tembelleşir. İbadetleri yapabilme konusunda o ona zor gelir artık. Sıkıntılar yaşar. Mesela işte hacda, umrede yürüyeceksin, tavaf yapacaksın, say yapacaksın. Zor gelir. Ayaklar bedeni taşıyamaz hale gelir. Gaflete düşer. Evet. Gafil olur. Bu sebeple insan ne yiyip içtiğine dikkat etmelidir. وَلَا تُلْكُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ Her ne kadar ayet-i kerimenin iniş sebebi farklı olsa da sebebin hususiyeti hükmün umumiyetini engel teşkil etmez diye bir tefsir usulü kaidesi vardır. Burada Allah-u Teala bize kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın buyurur. Biz de kendi elimizle yapıyoruz. Çok yediğimiz zaman kendi elimizle, kendimizden kaynaklanıyor. Peşi sıra hastalıklar geldiği zaman o zaman üzülmeyeceğiz. Çok yersek, Efendimizin tavsiyelerine uymazsak o zaman üzülmeyeceğiz. Hazreti Peygamber bu noktada bize çok güzel örnektir. Onun görünüşünü, şemailini anlatan kitaplar vardır. Bunlara şemail kitapları denir. Orada söylenir ki Hazreti Peygamber'in hayatı boyunca hiç göbeği göğsünü hiç geçmemiş hocam. Eyvah. Göbeği göğsünü hiç geçmemiş. Boş zamanlarında çıkar yürürmüş arkadaşlarıyla, yürüyüşe çıkarmış, kır gezintilerine çıkarmış. Ve daima güçlü, kuvvetli bir insanmış. Bizim Edirne'lilerimiz bilirler. Pehlivandan konu açılınca Efendimiz anlatılır. Evet. Hani Rükhane diye bir adam varmış, dönemin en kuvvetli pehlivanı. Hazreti Peygamber'e güreş teklif ediyor, meydan okuyor. Hazreti Peygamber bana mısın demeden 3 defa sırtını yere götürüyor. Bu neyle olur? Sıhhat, afiyetle olur, zinde olmakla olur. Eyvallah. Efendimiz bu noktada bize güzel örnektir. Bu da böyledir kıymetli hocam. Dengeyi korumamız gerekiyor. Programın başında dediniz ya İslam denge dinidir diye. Yeme içme noktasında da o dengeyi korumamız gerekiyor. Bunu anlıyoruz. Buyurun sayın hocam. Az konuş, az ye. Bir tane kaldı. Az uyu. Uyu. Az uyu. Ayet-i kerimede Allah-u Teala salih kullarından bahsederken kânû kalîlen minelleyli mâ yehcevûn ve bil esharihum yestağfirûn buyurur. Yani onlar geceleri çok az uyurlardı. Onlar seher vakitlerinde kalkarlar, istiğfar ederlerdi, tövbe ederlerdi. Şimdi kıymetli hocam, gündüz insan günah işler. Gülerek günah işler. Gülerek işlenen günahların ağlayarak tövbelerinin yapılması gereklidir. Gece insan uyumaması lazım. Yani 1/3'den sonra artık ibadete onu ayırmak lazım. Şimdi İslam büyüklerinin olsun, diğer dünyada tarihe ismini yazdıran zatlar olsun, büyük şahsiyetlerin ortak noktalarıdır bunlar. Az konuşurlar, az yerler, az uyurlar. İmam Nevevi Hazretleri vardır. Riyazü Salihin isimli kitabın yazarı. Ona soruyorlar, neden az yiyorsunuz Hazret diyorlar. Yani hayatı boyunca 50'li 55'li kiloları hiç geçmemiş. O da diyor ki, ömrümün helâ ile mutfak arasında geçmesinden haya eder. Vakit kaybetmekten korkuyor. Ve böylece 40'lı 45'li yaşlarına kadar yaşamasına rağmen yazdığı kitapları yanına koyduğunuz zaman, ömrünü ölçtüğünüz zaman çok fazla ömrünün yetmeyeceği kadar fazla kitap yazmış. İmam Gazali de böyledir, İmam Suyuti de böyledir. Bahsettiğimiz İmam Nevevi Hazretleri de böyledir. Dolayısıyla bir Müslüman seher vakitlerinde uyumamalıdır. Sabah namazına kalkmalıdır, erken uyanmalıdır. Bir hocamız derdi ki, erken kalkan tüccar zengin olur. Erken uyanan öğrenci alim olur. Erken kalkan seher vakitlerinde zikir yapan derviş feyizlenir, aşık olur derdi. Böylece değerli hocam, az uyumak da önemlidir sağlığın korunması açısından. O zaman biz de ne yapalım? Uyan ey gözlerim gafletten uyan, uyan uykusu çok gözlerim uyan diyelim. Uyku düzenimizi de, yemek düzenimizi de, içmek, konuşmak düzenimizi de bu noktada yoluna koyalım diyelim kıymetli hocam. Eyvallah. İslami kıstaslara göre bir hayat yaşamak gerekiyor. Değerli hocam, sorumu tekrarlayayım. Tüm bunlara rağmen yani temizliğimize dikkat ettik. Mutlaka insan hasta olabiliyor. Bedenen güçsüzleşebiliyor.
veya elimizde olmayan sebeplerden işte hasta olabiliyoruz. Bunlara rağmen böyle durumlarda tavrımız ne olmalıdır? Az önce de belirttim. Çünkü biz insanoğlu biraz nasıl diyeyim, sabırsızız. Hemen ya işte nereden bu beni buldu, işte hep beni buluyor. Bazen böyle isyana varan şeylerimiz de oluyor. Tavırlarımız da oluyor. Bir Müslümanın böyle durumlar karşısında hani şairin dediği gibi kahrın da hoş, lütfun da hoş dememiz gerekiyor. Buyurun Sayın Hocam. Şimdi değerli hocam, öncelikle bilmemiz gerekiyor ki ne kadar tavsiyelere uyarsak uyalım. Ne kadar uzmanlarımızı dinlersek dinleyelim. Bizim anlattıklarımızı da ne kadar dinlersek dinleyelim. Allah-u Teala insanı imtihan ediyor. Tabii. Yani burası dünya, cennet değil. Burada her şey mükemmel değil. Başımıza dertler, sıkıntılar, felaketler, musibetler geliyor. Büyüklerimiz şöyle söylerler. Mümin üç şeyden hali olmaz. İllet, kıllet ve zillet. İllet hastalık demektir, kıllet kıtlık demektir, zillet aşağılanmak demektir. Bunları hayatımız boyunca hepimiz zaman zaman yaşarız. Allah'ın salih kulları da yaşamışlardır. Siz çok güzel bir yere değindiniz. Dediniz ya şimdi, Allah beni sevmiyor. Neden ben? Niye beni seçti? Neden hep ben? Neden bu hastalıkları bana verdi? Gibi böyle bir karamsarlığa düşüyoruz. Halbuki insan burada şöyle düşünmeli. Yüce Rabbimizin en sevdiği yeryüzünde kulları kimlerdi? Peygamberlerdi. En yüce insanlar onlardı. Ama sıkıntının, derdin, belanın, musibetin en katmerlisini de kimler çektiler? Yine peygamberler çektiler. Hazreti Eyyub'u düşünün. Hastalandı, büyük bir hastalığa düçar oldu. Çevresinde kimse kalmadı. Bir tek hanımı yanında kaldı. Bütün vücudunu o hastalık sardı. Sadece dilini sarmamış hocam. O da Allah'ım sen dilimi koru da zikrime devam edebileyim diye duada bulunmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i düşünün. Ömrü boyunca hayatı imtihanlarla geçti. Çocuklarını kaybetti, müşriklerin işkencelerine uğradı, çeşitli hastalıklar yaşadı. Efendimiz de yaşadı bunları. Demek ki öncelikle karamsarlığa kapılmayacağız. Bir de büyüklerimiz şöyle söylerler, derdü bela kemendi mahbubtur. Bu bizim için bambaşka bir perde açar aslında. Şöyle demektir, dertler ve belalar Allah-u Teala'nın kullarının boynuna taktığı kementlerdir. O kementle Allah kullarını kendisine çeker. Nasıl olur bu? İnsan hasta olduğu zaman, artık yatağa düştüğü zaman ne der? Herhalde gidiyoruz der. Öbür dünyaya doğru yolculuk başladı. Önce etrafına eşini dostunu çağırır. Belki hiç onların yüzüne bakmamıştır sağlığında. Evet. Onların kıymetini bilmemiştir. Gözyaşları içerisinde onlardan helallik ister. Sizin kıymetinizi bilemedim der. Demek ki hastalık sevdiklerimize bizi yaklaştırıyor. İstemeden de olsa. Evet. İkincisi, bizi tövbeye sevk ediyor. Sen yatağından kalkamayacağını fark ettiğin zaman tövbe etmeye başlarsın. Allah'ım ne olur beni bu durumdan kurtar, namazlarımı kılacağım, oruçlarımı tutacağım diye Yüce Rabbimizle adeta bir pazarlığa girmeye başlarsın. Kulluk yoluna dönersin, tövbeni artırırsın. Bunları da salgın döneminde hepimiz yaşamışızdır. Başımıza felaket gelince biz elimizi açıp Allah'a dua ediyoruz. Dolayısıyla kıymetli hocam, hastalıklar bizler için birer tövbe sebebidir. Efendimizin ifade ettiği üzere bir kulun eline bir diken dahi batsa o onun için günahlarının affedilmesine bir vesiledir buyuruyor Efendimiz. Günahlarımızın affedilmesine vesiledir. Böyle bakmalıyız. Alan sensin, veren sensin, kılan sen. Ne verdinse odur, dahi nemiz var derdi büyükler. Biz de öyle demeliyiz. Hastalıklar karşısında sabır göstermeliyiz, isyan etmemeliyiz hocam. Eyvallah. Değerli hocam, yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz başka mesaj var mıdır? Bu konuyla alakalı olabilir, bu konunun dışında olabilir. Bu sözlerinizi de aldıktan sonra yavaş yavaş toparlayalım inşallah. Değerli hocam, ben duayla bitireyim. Allah-u Teala inşallah bizleri hastalıklardan, fenalıklardan, musibetlerden muhafaza eylesin. Eyvallah. Bir daha bu geçtiğimiz salgın gibisini bizlere göstermesin. Amin. Her ne kadar hastalıklar dediğimiz gibi tövbe ve af sebebi olsa da bizleri onlardan uzak eylesin. Sağlık, afiyet ihsan eylesin. Hem dünya hem ahirette bizler için. Bir de kıymetli hocam, ben bir duyuru yapmak istiyorum sizin de izninizle. Buyurun sayın hocam. Ben buraya da yeni gelmem hasebiyle, tabii yeni bir program yaptık. Kendimize bir vaaz irşat programı yaptık. Eyvallah. Şimdi pazartesi günleri öğle namazlarından önce Selimiye'mizde Riyazu Salihin hadis dersleri okumaya başladık.
Aynı şekilde çarşamba geceleri de yatsı namazından önce yine Riyazu Salihin kitabını takip edeceğiz. Hadisleri okuyacağız. Sadece şunu söyleyeceğim ve bitireceğim. İmam Nevevi Hazretleri bu kitabı yazarken değerli hocam, kitabına Riyazu Salihin ismini koymuş. Yani salihlerin bahçesi demek. Mübarek bu ismi koyarken şunu düşünerek koymuş. Bu kitabı okuyanlar, bununla amel edenler, Hazreti Peygamber'in sözlerini dinleyenler, kıyamet günü salihlerle beraber olsunlar. Onların oturdukları bahçelerde otursunlar. Eyvallah. Ben onları, bütün halkımızı, milletimizi, Edirnelileri, Selimiye ve Üç Şerefli Camii'ne bekliyorum. İnşallah orada salihlerin bahçelerinde toplanmayı arzuluyorum onları. İnşallah. Bunu söyleyeyim. Allah razı olsun değerli hocam. Sağ olun. Allah emeklerinizi fırsat verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet, kıymetli ETV izleyenleri, bir cuma gününde Gönül Sohbetleri programında İl vaizimiz Sayın Celalettin Alkan hocamızla birlikteydik. Hocamızın bu güzel, hoş sohbetinden ben istifade edenlerden oldum, müstefid oldum. İnşallah cümlemiz, hepimiz müstefid olmuşuzdur. Bir başka programda, bir başka konuyla hocamızla yine birlikte olacağız tabii. Hocamızın bahsetmiş olduğu bu irşat duyurusu da çok önemli. Yani inşallah o salihler bahçesine hepimiz girenlerden oluruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yevmi kıyamette birlikte oluruz diyelim. Değerli ETV izleyenleri, bizleri izlediğiniz için, bizlere kulak verdiğiniz için hepinize çok sonsuz teşekkürler ediyoruz. Ben Nazmi Merter. Konuğum adına, yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına hepinize hayırlı bir gün geçirmenizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın diyorum.